Bir yandan yeni bir ateşkes için zemin yoklanıyor. Gazze'de akan kanın durması için arabuluculuk yürütülüyor. Bir yandan İsrail aralıksız bombalıyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha vuruldu. En az 90 kişinin öldüğü bildiriliyor efendim. Çoğu sivil, en az 100 sivil de yaralı. Çığlıklar, havayı kaplayan duman, enkazı kazan eller. Bu görüntüler binlerce Filistinlinin sığındığı Cibaliye mülteci kampından. Saldırının bilançosu ağır. En az 90 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla Filistinli de yaralandı. Katar'ın arabuluculuğunda yeni bir insani ateşkes görüşmesinin sinyalleri gelirken İsrail Gazze saldırıları artırdı. Son hedeflerinden biri bir kez daha Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampı oldu. Yüze yakın sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu hedefindeki hastanelere saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni vuran toplardan biri duvarı delip geçse de patlamadı. Siviller tarafından taşınarak uzaklaştırıldı. İsrail topçuları tarafından düzenlenen saldırıda Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümü de vuruldu. Daha önce Han Yunus'ta tüm ailesini kaybeden ve ayağı ampute edilen 12 yaşındaki Dünya Ebu Muhsin hayatını kaybetti. En az 5 kadın ve çocuk yaralandı. İsrail askeri yetkilileri Gazze kentinde Hamas'ın komuta merkezi olduğu iddiasıyla Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği operasyonu tamamladığını duyurdu. Hamas, İsrail askerlerini katliamla suçladı. Askerlerin hasta odaları ve hastane çalışanlarına ateş açtığı belirtildi. Saldırıların gölgesinde Gazze'de süren sağlık sistemindeki sıkıntılara ilaç sorunu da eklendi. Bölgede kritik öneme sahip ilaçlar bulunamıyor. Eczanelerde raflar boş. İlaçların girişine izin verilmezken hastaların tedavisinde büyük zorluklarla karşılaşılıyor. İlaç sıkıntısı salgın hastalık riskini artırırken hastanelerde susuz kaldığı için böbrek fonksiyonları bozulan çocuklar da tedavi görüyor. Yetkililer Gazze'ye ilaç sevkiyatına izin verilmesi çağrısı yapıyor.